Revvadiler günümüzde Azerbaycan Devleti'nin hüküm sürdüğü topraklarda 955 yılında bir devlet kurdular. Devleti kuran aşiretin adı Revvad idi. Revvadiler de meşhur büyük Hezbani Kürt aşiretinin bir kolu idi. Kimi tarihçiler Revvadilerin köken olarak Arap olduklarını ama sonradan Kürtleştiklerini iddia eder ve tahmin edeceğiniz üzere birçok tarihçi hiç tereddüt yaşamadan bunu kesin bir bilgi olarak sunar ve onları Arap kökenli Kürt hanedanlığı olarak takdim eder. Halbuki Ortaçağ İslam tarihçilerinin hiçbirinde Revvadilerin Arap kökenli olduğuna dair bir bilgi yoktur. Bu iddianın kaynağı Kürtolog ve şarkiyatçı Minorski'dir. Minorski bu iddiasını isim benzerliği üzerinden ortaya koymuştur. Ona göre zamanında ismi Revvad olan bir Arap aile Abbasiler tarafından bölgeye yerleştirilmiş ve dolayısıyla bu Revvadilerin onların torunları olabileceği ihtimali üzerine durmuştur. Bilgi ve belgeye dayanmayan bu yorum birçok konuda Minorski'ye ateş püskürten Türk tarihçiler tarafından kesin bir bilgi olarak sunulmaktadır. Türk Diyanet Vakfı'nın hazırladığı ansiklopediye bu şekilde geçmiş ve birçok kişi için de bu ansiklopedi bir kaynak olarak kullanılmıştır. Daha da ilginç tarafıysa bu iddianın yer yer Kürtler tarafından dile getirilmesidir. Hatta hızını alamayan bazı kalem erbabı şerefnamede böyle bir şey geçmediği halde Şerefhan Bitlisi'nin de Revvadileri Arap kökenli olarak takdim ettiğini ifade etmişlerdir. Asıl memleketleri Azerbaycan olan bu aşirete 846 ile 1221 yılları arasında rastlanmaktadır. İbni Hurdazibe, El-Mesalik isimli eserinde Muhammed Revvadi ile Tebriz'de miladi 847'de görüştüğünü ifade etmektedir. Muhammed Sallabi, Revvadi aşiretinin Kürt aşiretleri arasında şeref ve şöhret açısından en namlı aşiret olduğunu ifade etmektedir. Sallabi'ye göre bu aşiretin şehri, Azerbaycan'da Tiflis yakınlarında bulunan Dovin şehridir. İbni Esir de El-Kamil isimli eserinde Revvadi aşiretinin Azerbaycan'ın Dovin şehrinden olduğunu ifade etmektedir ve Kürt olduklarının altını çizmektedir. Revvadi aşiretinin sonraki dönemlerde Revanduz'a yerleştiği de yine değişik kaynaklarda ifade edilmektedir. Keza bilindiği gibi Eyyubi hanedanlığı da yine bu aşirettendir. Kısacası dönemin temel tarih kaynakları Revvadilerden Kürt aşireti olarak bahsetmiştir. Azerbaycan'da hüküm süren misafirlerin yıkılmasından sonra Revvadiler önce Erdebil merkezli sonra Tebriz merkezli bir hükümdarlık inşa ettiler. Tebriz'e hakim olup şehri surlarla çevirterek kendilerine başşehir yaptılar. Akabinde Tebriz'in batı bölgeleri sonrasında Dovin'i zamanla da Azerbaycan'ın tamamını ele geçirirler. Ermenileri vergiye bağlarlar. Ama süreç içerisinde Ermeni ve Gürcüler ile sık sık sorunlarda yaşarlar. Nitekim 1001 yılında Ermeni ve Gürcü birliklerine yenilirler. Bu zaman zarfında Marzuban bin Muhammed, Ebu'l-Heyca Hüseyin, Nemlan ve Hüseyin devlete emirlik yaptılar. Hüseyin'den sonra tahta çıkan kardeşi Vahsudan, ismi en çok zikredilen Revvadi hükümdarıdır. Çünkü Vahsudan döneminde bölgeye Oğuz boylarının akınları başlamıştır. Başlangıçta Oğuzlar ile iyi geçinen, onlarla evlilik tesis eden ve hatta bir kısmını ordusuna katan Vahsudan, zamanla bu boyların taşkınlık, talan ve yağma faaliyetleri karşısında politikasını değiştirir. Tarihi kaynaklarda bu dönemde Oğuz Türk boylarıyla başta Vahsudan olmak üzere yerel Kürt hanedanlıkları arasında gerçekleşen birçok sorun ve çatışmadan bahsetmektedir. Biz sadece bir tanesini büyük tarihçi İbnül Esir'in bu konuda ifade ettiklerini size aktaralım. İbni Esir şöyle aktarmaktadır olayları. 1040 yılında Vahsuzan bin Mehlan Tebriz şehrinde Oğuzlardan çok sayıda insanı öldürdü. Vahsuzan Oğuzlardan büyük bir cemaati kendileri için hazırladığı bir ziyafete davet etmişti. Bunlar yiyip içtikten sonra ileri gelenlerinden 30 kişiyi tevkif etti. Bunun üzerine kalanların cesaretleri kırıldı, moralleri bozuldu. Vahsuzan burada Oğuzlardan birçok kişiyi öldürdü. Bunun üzerine Urmiye'de oturan Oğuzlar toplanıp Musul'a bağlı olan Hakkari kasabasına gittiler. Hakkari'deki Kürtler Oğuzlarla savaşa tutuştular. Aralarında büyük bir savaş vuku buldu. Sonunda Kürtler mağlup oldular. Oğuzlar bunların obalarını, mallarını ele geçirdiler, kadınlarını ve çocuklarını esir aldılar. Kürtler bunun üzerine dağlara ve dar geçitlere sığındılar. Ancak Oğuzlar bunları takip edip üzerlerine saldırdılar.
Bu defa Kürtler Oğuzları yendiler, 1500 kişiyi öldürdüler, çok sayıda insanı da esir aldılar. 7 Oğuz Beyi ile ileri gelenlerinden 100 kişi de esirler arasında bulunuyordu. Kürtler Oğuzların silahlarını, hayvanlarını ele geçirdikleri gibi daha önce kendilerinden alınan ganimetleri de geri aldılar. Bunun üzerine Oğuzlar dağ yolunu tuttular ve dağıldılar. İbn-i Rabibuddevle bu haberi işitince geri kalan Oğuzları da imha etmek üzere arkalarından asker gönderir. Daha sonra reyde ikamet etmekte olan Oğuz Bey Kızıl ölür. Öte yandan Sulum Tuğrul Bey'in kardeşi İbrahim Yinal reye doğru yola çıkar. Reydeki Oğuzlar İbrahim Yinal'ın geldiğini duyunca kaçarak El Cibal bölgesine sığınırlar. Diyarbakır ve Musul tarafına yönelirler. Buna benzer anlatımları artırmak mümkün. Kesin olan şey şu ki yağma ve talanlar ile bölgeye giren Oğuz boyları Selçuklu emirliği bünyesinde bir süre sonra o kadar güçlendiler ki bölgedeki tüm hanedanlık ve devletleri kendilerine dolaylı veya direkt olarak bağladılar. 1054'te Azerbaycan'a gelen Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e itaatini arz eden hükümdarlar arasında Vahsudan da vardı. Vahsudan'ın oğlu Ebu Nasır Nemlan 1059'da Selçuklulara baş kaldırdı. Tuğrul Bey Tebriz'i muhasara ettiyse de başarılı olamadı. Ebu Nasır Nemlan Bağdat'a giderek Azerbaycan'da yaptıkları tahribat sebebiyle Oğuzları halifeye şikayet eder. Halife de Tuğrul Bey'den bu tahribatı engellemesini ister. Azerbaycan'a dönen Tuğrul Bey, Revvadiler itaat altına alır. Manazgirt Savaşı'ndan sonra Ebu Nasır Nemlan'ın Tebriz hakimiyetine son verilmekte, Revvadilerin bu tarihten sonraki durumlarıyla ilgili ise elimizde ciddi bir bilgi bulunmamaktadır. Vahsudan'ın torunu Ahmedil bin İbrahim, bir süre Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'ın Mareg emirliğini yapmış, öldürülmesinin ardından gulamları onun adıyla anılan bir hanedan kurmuştur.